Leyla! 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 Ay Leyla, Leyla! Ne bu telaş acele? Defne'nin cenazesine geç kalma diye bu telaş acele. Bu ne Leyla, bu ne? Kaç gün yokuz, merak etme ve aramaya kalkma. Ayrıca erkek milleti olarak hepiniz sürünün. Defne kaçmış yani. Sağ ol yenge ya. Demesen yemin ederim anlamamıştım kaçtığını. Ben de anladım kaçtığını. Niye kaçtı? Kimle kaçtı? Nereye kaçtı? Hem bu sürünün dediği erkek milleti kim? Sürünün derken ikinci çoğul şahıs kullanmış. Demek ki bu erkek milletinin birisi sensin. Ya Leyla ver şunu ya. Ver şunu. Gözünü seveyim ver şunu. Sana soran da kabahat. Çınar. Asıl sana soran da kabahat olacak ama. Yeşim'e bir mallık yapmış olabilir misin? Biz Yeşim'le ayrıldık. Benim Yeşim'e mallık... Yeşim'le kaçtılar. Defne de Yeşim'i tutuyor. Bana sürünün diyor. He mi? Çınar şimdi buna mı takıldın sen? Ben gideyim Ezgi'yi bulayım. Ben gideyim Ezgi'yi bulayım. Ezgi kesin bunların nereye gittiğini biliyordur. Bunlar birbirinden habersiz hiçbir alt etmezler. Ezgi burada değil ki. Ani bir kararla Şile'ye acil tıp konferansına gitti. Hayır, niye kaçacaklarını bana söylemiyorlar anlamadım. Böyle salak salak sana ötmezdim. Ayrıca niye acil tıp konferansına kaçıyorlar onu hiç anlamadım. Başka kaçacak yer mi bulamamışlar? Ayaklarını kırdığımda acil alçığa alınsın diyedir o. Ulan Defne, ulan Defne. Bu işlerin hepsi senin başının altından çıkmadıysa var ya en büyük sır benim. Zaten öylesin bebeğim. Söyle bakayım ne yaptın Yeşim'e de kendini yollara vurdu? Hı? Vah vah. Ayrıca Yeşim an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Neredesin Yeşim? Neredesin Yeşim? Merak etme ha. Neler karıştırıyorsun Yeşim? Aman ya. Şimdi biri bana yaklaşsa, ben de ondan hoşlansam, gelsem bunu sana anlatsam, işte sen de beni korusan, akıl versen, hoşlandığım adamı teste tabi tutsan, onay versen, bütün bunların hepsi olsa. Yeşim eğer biri varsa, şimdi o dallamayla falan san. Ne var Barutçu? Aras, Yeşim oralarda mı? Sana ne lan buralarda mı? Ne soruyorsun? Atarlanma lan. Nerede olduğunu biliyorum da o yüzden soruyorum. Sen nereden biliyorsun lan kardeşimin nerelerde olduğunu? Nerelerde çabuk söyle. Söylemiyorum lan. He? Söylemiyorum. Ara bul tamam mı? Söylemiyorum. Üf! Yalın. Yeşim'le Defne Şile'ye tıp konferansına gitmişler. He? Ya ben de bir şey sandım ya. Of çok rahatladım Leyla. Sağ ol. Yalnız... Niye konferans? Vallahi ben de aynı soruyu sordum inanır mısın? Bizim Ezgi gidiyormuş da ona takılmışlar. Çınar Şile'ye gidiyor şimdi. Tamam. Söyle Barutçu'ya. Beykoz çıkışında onu bekliyorum. Şile'ye beraber geçeriz. Oldu. Görüşürüz. Bay. Beykoz çıkışında bekliyor seni. Hadi. Akşam olmadan şu defneyi bul getir de toprağın elinde kalmasın. Yok. Benim elimde kalacak kendisi. Bu zevki hiç kimseye bırakmam. Çınar, abin sorarsa ne diyeyim? Abim sorarsa ne de biliyor musun? Çınar balığa çıktı de, Defne de ultasına takıldı de. Nereye gidiyor? Balığa. Balığa. Okulda mıydın çocuğu yolladı? Çık yukarı çık. Ne edersin orada? Hiç. Şöyle bir o kılıkla aşağılarda dolanayım da toprağı maraza çıkaracak konu bulayım dedim. Peki iyi etmişsin. Suyundan da koy. Aferin sana. Haydi. Defne'yi çağır da kocana laf sokman bittiyse kahvaltıya gelsin. Aa, o da gitti Çınar'la balığa. Bu arada siz sormadan söyleyeyim. Ezgi de tıp konferansına gitti. Hıh. Thank you.
Hayrola kuzen? Defne ile eşim kaçmışlar. Nereye kaçmış? Bir konferansa. Kaça kaça konferansa mı kaçmışlar? Ben de sordum bunu. Bir tıp konferansıymış. Doktor arkadaşları var, Ezgi. Ona takıldıklarını sanıyoruz. Hadi canım. Doktor da mı kaçmış? Hı? Ha, yok bir şey. İyi, ben de geliyorum. Seni takip ederim, hadi. Bırak arabanı, tek araba gidelim. İyi olur. Ben daha şimdi baktım. Kapalı telefonu. Yeşim hayatında ilk defa telefonunu kapatıyor. Farkında mısın? Farkındayım. O Defne cadısı kapattırmıştır. Tahmin etmiştir Yeşim'in telefonunu boş bırakmayacağımızı. Vallahi etmiştir. Ben sana dedim arabasına GPS koyalım diye. Yuh. Kafasına da çip taktıralım istiyorsan. Ana, çıktı mı lan o sistem? Ha. Hollywood bayağı gelişti. Az bekle sen. Barutçu da gelemedi. Gelir gelir. Bana bak. Yeşim'i üzmeyeceksin değil mi? Ben tahmin ediyorum onun niye kaçtığını. Üzmem. Abicim. Abicim neyin var? Ne oldu? Yeşim. Abicim. Söyle abicim. Canım benim. Yeşim. Ay. Barutçu sözleşmesinde rakam hatası yapmışım. Zarar edeceğiz. Eh be Yeşim be. Ben de ciddi bir şey sandım. Çok kötü alıyordu oğlum. Üzülme falan dedim ama. Neyse işte gidip bulalım, alalım, getirelim, iyice kafasına sokalım, üzülmesin. Aynen ya. Bunun için kaçılır mı? Defne ayartmıştır. O cadı var ya, o cadı. Şile'nin neresindeymiş bu konferans? Bir gidelim de sonra buluruz. Emin miyiz Şile'ye gittiklerine peki? Emin değiliz de Defne ile Ezgi herhalde beraber yerler. Heh. Yeşim'i de almışlar, tam olmuş. Halt kardeşliği. Of of, hadi gidelim beyler. Bir dakika, bir dakika. Senin ayağın kırık değil mi? Yo, basit bir ezik sadece. Kırık yok, eminsin. Yok. Nereden çıkardın ki sen onu? Ne bizi söylemeyeyim diye bu yalanı söyledi, değil mi? Sen de çok üstüne gittin kızına. Efendim Meftun abla. Yalan. Müsteşar bey burada. Ay, ayağın kırık diye geçmiş olsuna gelmiş. Yalanı görmeden gitmem diye tutturdu. Ay, deden de yok burada, şirkete gitti. Ben ne diyeceğim şimdi bu adama, ne yapacağım? Ben tamamen unuttum onu ya. Hastaneye kontrole gitti falan de Meftun abla. Ay, fena olmaya başladım. İnşallah batırmam yine. Batırmazsın. Hadi göreyim seni Meftune Sultan. Ay, adam yalan söylediğimi inşallah anlamaz. Bak vallahi çarpıntı tutmaya başladı yalan. Ne oldu? Yandım. Kankadaşımın kızıyla oynaman iyi olmadı. İpa yalan söylemen hiç iyi olmadı. Oğlum evladım.
Sen pitt. Haydi. Ulan Laz kızı. Ulan Laz kızı. Ne oldu ya? Ne olacak? Ben Defne'nin peşinde, Defne'nin başıma sardığı adam benim peşimde. Baş belası ya. Biz Yeşim'in peşinde değil miydik abi? Bir peş, iki kuş. Üç. Hı? Yok bir şey. Bir soralım neredeymiş bu konferans? Tamam ben soruyorum. Sor bakalım. Senin telefonun da kapalı. Yeşim'inkini alemde. Hayatında ilk defa kapalı. Normalde şarjın azalmasına bile katlanamaz ama tabii senin çakal kardeşin. Çakal derken? Yani uyanık, akıllı, cin gibi maşallah. Ha, cin gibi doğru. Ama ben o cini bir çarpacağım var ya görecek ortadan kaybolmak değilmiş. Barutçu be. Tamam haber vermeden kaybolmaları hoş değil de. Kaça kaça konferansa kaçmışlar yani. Bence o kadar da kızmanın alemi yok. Alıp kızları dönelim hemen. Yok o iş öyle değil. Bugün konferansa eyvallah dersen yarın arkası gelir. Arkası gelir. Bugün konferans yarın Las Vegas. Bugün konferans yarın Las Vegas. Aynen öyle. Dağıtsak mı o konferansı? Malum bugün konferansı dövmeyen yarın Las Vegas'ı döver. İcabında onu da yaparız. Vallahi sana güvenim sonsuz yaparsın. Sen geç dalganı bebe geç. Sen tabii bilmiyorsun ormanda kuzuları korumanın tek yolunun ne olduğunu. Neymiş o yol? Kuzuları ormana göndermemek. Abi sen hakikaten aşmışsın ya. Senden öğreneceğimiz çok şey var. Gerekirse ormanı yakacaksın, kuzuları ormana göndermeyeceksin. Ne diyeyim? Büyüksün abi. Eyvallah koçum. Kimse bilmiyor tıp konferansını ya. Ben şu tarafa bakayım. İyi ben de şu karşıdakilere sorayım. Dağılalım beyler. Ay kuşum ama yeter artık ya. Vallahi yaşım bayılacağım artık. Ne yapayım ya? Ay ben çok özledim Çınar'ı. Ay hayır benim abim de gördüğün ben neyi göremiyorum? Acaba çok merak ediyorum. Kendisi öyle çok özlenecek biri de değildir. Yanlış mıyım Ezgi? Ha? Yani. İçte bile. Ay sen abin olduğu için göremiyorsun. Mesela o kadar kızın abimde ne bulduğunu ben de hiç anlayamamışımdır. Ne kadar? Ne kadar? O kadar kız dedin sen o ne kadar kız o? Oho! Zaten benim de umurumda değil. Değil. Her neyse konumuz da bu değil. Evet ağlamanız durduğuna göre artık hesap sorabilirim. Yeşim Aras. Bana neden yalan söyledin? Ben mi yalan söylemişim? Sana. Hangi konuda? Abinin ayağının kırılması konusunda. Kırık değil miymiş? Yemezler canım. Ben o değil miyim işleri her gün bizimkilere yapıyorum. Yapıyor valla. Ben bile yemiyorum artık. Evet. Dondurma varmış burada. Kızlar hiç söylemiyorsunuz. Niye söylemiyorsunuz? Hiç varmış. Şuraya gel hiç. Ay tamam. Ben kırdım bacağı. Numaradan yani. Vallahi ama dökül. Şimdi şöyle ki Çınar tutturdu. İlişkimizi abine anlatalım diye. Düşünsene abin abime diyecekmiş ki şöyle şöyle böyle böyle. Öyle öyle. Ne? Öyle. Sen de abinin sizi mahvedeceğini söyle. Senin abini ikna etmek de kolay da öyle.
bulamadım bir kafiye. Her neyse, yalnız ben hala o bacağı niye kırdın onu anlamadım. Şimdi şöyle, Çınar gidip söyleyeceğim dedi ya. En fazla dedik ki dövüşürüz, anlaşırız da dedi. Ben de dedim ki dövüşemezsiniz çünkü abimin ayağı kırık. Deyiverdim valla. Peki bu yalanın eninde sonunda ortaya çıkacağı hiç aklına gelmedi mi? İşte ben de o yüzden ayağı kırık dedim ya zaten. Abimi ikna ettim, alçıyı taktırdım. Ha, işte yalancının alçısı yatsı yakalamadan çıktı. Yani evet, o konuda yalın biraz beceriksiz yani bu yalan dolan işlerinde. Azıcık yavaş. Ama ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yani aslında yalın çok zekidir ama tembel. Kütük işte, anca boyuna gitmiş. Ay neyse işte kuşum, o kütük 2 hafta daha numara yapmayı becerebilseydi zaten siz o sırada çıkmaya başlayacağınız için ortada hiç sorun falan kalmayacaktı. Sonuçta kardeşiyle çıktığın adama kardeşinle çıkıyor diye laf söyleyemezsin değil mi? Ay dur. Benim o kalasla çıkacağımı nereden çıkardın sen? Ay bu çok saçma bir fikirmiş. Yani Defne lütfen yapma. Ay bana yapma bari. Bana yani. Bana. Defne yani ben bile yemem bunu yani. Yeşim hakikaten hiç olmaz. Sen şimdi benim yakışıklı abimden hiç hoşlanmadığını mı söylüyorsun? Ya bir de yakışıklı diyor. Onun neresi yakışıklı Allah aşkına? Yani öyle çok değil de biraz. Çok az. Azıcık. Ay tamam ya. Çok yakışıklı oldu mu? Böyle Allah bir boy vermiş, bir pos vermiş, bir kas vermiş. Canım gerisini de koy vermiş. Hadi kalkın bakayım. Konferans yolcusu kalmasın. Çaylar firmamıza aittir efendim. İtiraf Turizm hayırlı yolculuklar diler. İtiraf Turizm utanmış. Bunu çok sık göremeyiz. İyice bakalım, bir dön bakayım Defne. Bir de yan profil alsak. Utandınız sen. Çok mu yakışıklıymış? Ay çok mu yakışıklıymış? Ay şu birisine bu. Ay bir mıncırmayın ya, vurulmadım ben. Allah'ım bir durun da. Hadi benim bakayım arabaya. Kırmızı başlıklı kuzu. Dondurma da var mıydı? Burada dolapta. Teşekkürler. Etrafın sarıldı Laz kızı. Susma hakkına sahipsin. Diyeceğim ama nasıl olsa kullanmazsın. Çekil şuradan be. Nasıl buldun bizi? Tahmin etmeliydim. Teknokütük bir abisi var ve kızın yaptığı hataya bak. Neden kaçtınız Defne? Öyle icap etti. Yardım lazım. Niye burada giyindiğini söylemeyecek misin? Öyle icap etti yani. Ay sen ne sırıtıyorsun be? Tanıştığımız gün otoparkta da böyle demiştin. Ha. Demek ki o gün de öyle icap etmiş. Farkında mısın bu icap eden durumlar hep başını belaya sokuyor seni. Farkında mısın sen de her icap eden durumda orada oluyorsun. Sence bu kadar falan mı? Hayır canım.
zalim Felek. Bana kızdığın için mi kendini yollara vurdun? Yeşimi de ayartmışsın. Ben sana ne kızıp kendimi yollara vuracağım? Kerestenin biri bana yalan söyledi diye kahredecek değilim. Hala kızgınsın ama. Hala keresteysen demek ki. Özür dilesen. Bacağını numaradan kırdığın için mi? Yoksa bana o işkenceleri yaptığın için mi? Yalan söylediğim için. Diğer kısımlar konusunda pek pişman değilim. Aa, sen ne utanmaz bir adamsın. Bir de göğsünü gere gere pişman değilim diyor. Sana bunların hepsini ödeteceğim yalına. Haydi. Böyle ödeteceksen bana uyar. Şşt. Çınar burada. Duyacak bizi. Biliyorum abi, ben Deniz beraber geldik. Üçümüz. İyi halt ettiniz. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Bana bir su versene. Dayı, buralarda bir tıp konferansı varmış. Haberin var mı? Yok vallahi, bilmiyorum. Yerin rahat galiba. Konuşmadan bile gevezesin ya. Yuh. Konferansmış bir arkadaş. Amma saklamışlar ha. Aras da bulamadı. Perim, dünya var mı yok mu anlarsın. Kalksana kızım üstünden. Hadi yeşimleri alalım gidelim. Nereye gidiyoruz ya? İstanbul'a. Ben İstanbul'a falan gitmiyorum. Kızlar da gitmiyor. Defne. Ya yalın. Bir kere anlayışlı ol. Bir kere ya, bir kere. Şurada iki gün kaçalım dedik. Onun da canını okudunuz zaten planımızı. Bir heves kırma ya. Kızım, bacaklarının kırılmasına mı heves ettin sen? Abin ortalıkta kuzuların gittiği ormanı ben yakarım diye dolaşıyor. Öbür abin seni akşam göremezse nereleri yakar Allah bilir. Az akıllı ol da. Ay, olmuyorum ben akıllı falan. Biraz da onlar akıllı olsunlar. Bu ne ya, bunu aldım artık ben ha. Bir yanda babaannem, abilerim, bir yanda sen. Valla bıktım artık baskılardan ha. Ne olacaksa olsun ben görmek istiyorum. Çınar isterse memleketi yaksın, toprak buyursun, gezegeni ateşe versin. Bu sefer bu kuzular ormana giyip denkecek. Vale, şu halini seni ormana göndersek kurdu yer gelirsin ha. Ama... Öbür kuzu dün çok üzgündü biraz kızı. Sizin barışçı sözleşmesinde bir hata mı yapmış ne? Şimdi benden kaçıyordur o. Yani yeşime
yanındayım, yıkılmayız hadisesi falan yapmak lazım işte. Aa. Ayıcıya bak sen ya. Zaten alçı numarasında kardeşime koşacağım diye açık ettin. Ya sen böyle kalas filansın ama seviyorsun kardeşini. Ay abiye bak ya. Yavaş, o mıncır mı bir kere olur. Karizmayı yemeyelim, pardon yani. Ay. Sevsinler karizmatik kütük. Neyse tamam. Bak şimdi. Ben sana desem ki bizim kuzuya ben ilgi alaka yaparım desem izin verir misin gitmemize? Lütfen. Haddinden fazla mı tatlısın sen? Birazcık. Tamam, izin veririm. Abini İstanbul'a geri de götürürüm. Sizden iki gün uzak kalmasını da sağlarım. Ama tek bir şartla. Söyle. Kuzular benim ormana gider. Senin ormanın var, ben mi yanlış anladım? Küçük bir orman. Bayağı küçük. Koru, korucuk. Oha. Ya tamam işte Laz kızı. Anahtar saksının altında. Tamam. Bekçiye de söyleyeceğim, buzdolabını doldurur. Yeşim yolu bulamazsa diye konum da atarım sana. Tamam. Hafta sonu kafanızı dinlersiniz, dönersiniz sonra. Ya bir insan evladının ormanı mı olurmuş ya? Sen beyaz atlı kalas falan mısın? oldu o zaman. Tamam, bay. Pazartesi gerçek dünyada buluşuruz o zaman. Tamam, buluşmak neymiş ya? Beyaz atlı kalas neymiş? Ay ben bu çenemin Allah. Laz kızı. Evet. Bir, Yeşim'e benle karşılaştığını falan söyleme. Zorladım diye inatlaşır, sonra gelmez kulübe. İki. İki, sizin şu tıp konferansı nerede? Söyle de bir bakalım, orada mısınız, değil misiniz? Bak şimdi, bu caddeden geri gidiyorsun, üçüncü ışıklardan dönüyorsun, orada görürsün. Eğer biz oradaysak da selam söyle, olur mu? Üç. Üç. Niye öpmedim ki ben seni? Telefonu aç da konum atayım, sonra kaparsın. Tamam. Gidince bana haber ver. Ayrıca beni de davet edersen hayır demem Laz kızım. Ya ben seni ne davet edeceğim be? Ay sanki benim kulübem. Şapşal şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.